Tarım Türk ekranlarından mutlu günler, iyi sabahlar sevgili izleyiciler. Uzmana Sor bitki besleme programıyla bir haftalık aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün Uzmana Sor bitki besleme programımızda gübreyi konuşacağız. Gübreleri ve gübrelemenin bitki beslemedeki yeri ve önemini tüm ayrıntılarıyla çok değerli hocamız Profesör Doktor Aydın Adiloğlu ile birlikte ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, gübreyi ve gübrelerin önemini konuşacağız ama sizlerde soru, görüş ve önerileriniz varsa eğer 0212 alan koduyla 886 2035 numaralı telefonu arayarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Yine aynı zamanda uzmanasor@tarimturk.tv adresine de maillerinizi gönderebilirsiniz. 0212 alan koduyla 886 2035 numaralı telefonu arayarak sorularınızı değerli hocamıza iletebilirsiniz diyelim ve hocamıza dönelim. Evet hocam, bir haftalık aranın ardından tekrar birlikteyiz. Yine bir yoğun tempo, koşturmaca sizde sürüyor. Neler tempo, yaptınız hocam bu bir haftalık yüksek, süreçte? Evet, işte program hazırlıkları, üniversitede konferanslar, araştırmalarımız, derslerimiz kısa sürede geçti evet. Bana göre bir hafta değil, iki gün önce beraber gibi düşünüyorum ben. Ama zaman çok çabuk geçti hocam. Tam bir hafta geçmiş evet, kısa süre çok kısa. Evet hocam. Hızlı bir şekilde aktı geçti. Yine buradayız. Çarşamba. Teşekkür ediyoruz hocam. Saatler 10 çeyreğe gösterdiğinde bütün Türkiye Tarım Türk TV'yi izliyor. Evet hocam, şunu da ben izleyicilerimize şu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Çok olumlu tepkiler alıyorum bütün programlarla ve yine sizin de beraber tabii, yaptığımız programla ilgili. Tabii, çok güzel tepkiler, geri dönüşler oluyor bize. Evet. Bizler de sevgili izleyiciler, sizlerin beklentilerini Tarım Türk TV olarak karşılayabiliyorsak ne mutlu bize. İlginize, alakanıza da bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendi adıma, kurumum adıma ve hocamız adına da diyelim. Evet hocam, artık konumuza başlayalım. Gübreyi konuşacağız ama bir şey söyleyeceksiniz herhalde. Yok yok. Tamam. Şimdi gübreye geçmeden önce hocam, geçtiğimiz hafta bitki analizlerinin bitki beslemedeki yeri ve önemini evet. konuşuyorduk. Çok kısa başlıklarımız kalmıştı. Hemen bunu değerlendirelim. Ondan sonra bu haftanın ana konusuna geçelim. Şimdi bitki analizi nedir? Niçin önemlidir? Neden yapılması gerekir? Nasıl yapılır? Bunları konuştuk zaten. İzleyicilerimiz de takip ettiler. Şimdi bitki analizleri niçin hocam peki toprak analizleri kadar yaygın değil? Evet, bitki analizleri toprak analizleri kadar yaygın değil. Gerekçesi şu, başlangıçta temelde şunu söyleyebiliriz. Toprak analizlerini çiftçi artık örneklemeye alıp en yakın tarım kuruluşuna götürüp toprak analizlerini yaptırabilir. Ancak bitki analizlerinde birazcık daha teknik bilgiye ihtiyaç var. Nedir bunlar? Örnekleme zamanı, bitkinin örneklenecek aksamı. Yani siz meyve bahçesinden kaçıncı yaprağı örnek alacaksınız? Tarla bitkilerinden hangi gelişim periyodunun ne döneminde hangi aksamı örnekleme yapacaksınız? Bunlar için teknik bilgiye gereksinim var. Evet. Zamanlama çok önemli. Zaman çok daha dar. Bitki analizlerinde zaman toprak analizi kadar örnekleme geniş anlamında değil. Söylüyorum. Geniş değil. Evet. Hem zaman dar hem de ekstra teknik bilgiye gereksinim var. Yani sizin laboratuvarda yapacağınız en hassas bir analiz, geçen haftadan söylemiştik, örneklemenin doğruluk derecesi sınırlı kalmaya mahkum. Evet. Onun için örnekleme zamanı ve örneklenecek bitkinin aksamı, toprak üstü gövdesinin tamamı, tarla bitkisi, meyve bahçelerinde işte gelişmiş yapraklar vesaire gibi, sebzecilikte işte çiçekleme başlangıcı şu aksam alınacak gibi veya meyve örneklemesi yapılacaksa meyvenin şu zamanında gibi. Örnekleme bitki analizlerinde birazcık daha zaman dar, ekstra teknik bilgi gerektiriyor. Bu gerekçeler dolayısıyla toprak analizi kadar yaygınlaşmamıştır. Siz de takip ediyorsunuzdur evet. ülkemizde. Bitki yetiştiriciliği, gübrelerin biraz sonra anlatacağım gübrelerin toprağa uygulaması büyük ölçüde toprak analiz sonuçlarına göre dayanır. Toprak analizlerine göre yapılır. Evet. Bu anlamda bitki analizleri yaygınlaşamamıştır. Yaygınlaşamamış. Peki hocam, bunu yaygınlaştırmak için neler yapılmalı? Girişimler var mı yoksa tabii hala ki, aynı seviyede seyrediyor tabii mu? Tabii ki girişimler var. Çağın gereklerine, tarımdaki son teknolojik gelişmelere dünyada ve bölgemizde ülkemizde teknolojik gelişmelere çiftçi mutlaka ayak uydurmak durumunda. Evet. Bizim bütün hedefimiz, amacımız birim alandan girdileri, girdi masrafı minimuma olabildiğince minimuma indirmek, her geçen gün azaltabilmek eğer mümkünse. Diğer taraftan da birim alandaki hem ürünün verimini hem de kalitesini artırabilmek. Maksimuma çıkarmak. Maksimuma çıkarmak, evet. En üst düzeye çıkarmak. Bu anlamda en son teknolojinin içerisinde bitki analizlerini yaygınlaştırması da var tabii ki. Bunun için neler yapılabilir? Tabii eğitimden başlar. Evet, öncelikle eğitim ve bilinçlendirme değil eğitim mi hocam? Eğitim ve bilinçlendirme ve çiftçimiz şunu esasında birçok çiftçi, yeniliğe açık olan çiftçi bu işin farkında da. Yani sadece toprak analiziyle gübreleme tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bu iki ayaklı bir işlemdir. Ayakların bir eksik olduğunda
Bitki yetiştir, bitki besleme, tarımsal üretim eksik kalır. Eksik kalır. Biri olmadan öbürü olmaz. Yani bitki analizini yaptırmadan siz toprak analizlerini yaptık. İşte topraktaki fosforu tayin ettik, potasyumu tayin ettik, azotu tayin ettik. Buna göre gübreleme yaptık. Evet. Biz dedik ki evet analiz sonuçlar bu. Bitkinin ihtiyacı aradaki farka göre hesabını yaptık. Zamanında, yöntemine, miktarına, usulüne uygun şekilde gübreyi yaptık. Gübrelemeyi yaptık. Ama evdeki hesap acaba çarçıya uydu mu? Biz verdik her şeyi de. Acaba toprak doğal koşullara bağlı heterojen bir ortam. Bu topraktaki bu uygulamalar, bitkinin buna tepkisi nedir? Bitkinin tepkisinden kastımız evet. Şu. Bitki bu verdiğimiz besin elementlerini ihtiyacı oranında, miktarında, zamanında alabiliyor mu acaba? Alabiliyor. Bunu nasıl göreceğiz? Bunu morfolojik olarak görebiliriz. Gözlemler dediğimiz. Evet. Görsel olarak görebiliriz. Veya görsel olarak görmek de bazen insanları yanıltır. Siz çok deneyimli bitki beslemeci olsanız bile bazen sizi yanıltabilir. Bir çoğu kez görsel olarak fark edebiliyoruz bazı şeyler ama yine de diyoruz ki bazen acaba burada bir soru işareti oluşuyor. Ama acaba böyle mi? Veya net olarak bu şekilde mi? Ve sorun başka bir şey mi? Çoğu kez hastalıkla noksanlıkları karıştırılır. İşte bunun için uygulanan gübrelerin toprak analiz sonuçlarına göre bitki yetiştiriciliğinin bitkideki yansımalarını biz ancak ve ancak bitki analizleriyle ortaya koyabiliriz. Evet. Bitkinin tepkisini bu şekilde görebiliriz. Bu anlamda toprak analiziyle bitki analizi bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. Peki hocam şunu sorayım o zaman bu aşamada size. Şimdi ürünün miktarını ve kalitesini arttırmak için dediniz. Biri olmadan biri olmaz. Peki hangisi daha önemli? Yani bitki analizi mi toprak analizi mi? Yoksa ikisi de aynı derecede önemli evet. mi? Evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii biz çiftçileri rigid bir şekilde şunu yapın bunu gidin kesin talimatlar uygulayamayız, veremeyiz. Onun için esnek, alternatif olmamız gerekiyor. Ama ideal olan şu. Biraz önce söylediğim gibi toprak analiz sonuçlarına göre uygulanan gübreleme programının, bitki yetiştiriciliğinin, bitkilerin yeterli, nitelikli, sağlıklı bir şekilde beslenip gelişip gelişemediğini görebilmemiz anlamında ikisi birbirini tamamlar. Ama bitki analizleri sınırlayıcı faktörler var dedik. Teknik bilgi, örnekleme zamanı, örnekleme aksamı. Yani birazcık yaygınlaşamamasının sebebi bu. Evet. Ama o anlamda eğer bir tercih yapmak gerekecekse doğru değildir, eksiktir. Doğru değil derken şöyle eksik kalır o anlamda diyorum. Yoksa toprak analiz sonuçlarına gübreleme yapılamaz mı, bitki yetiştirilemez mi? Yıllardır, yüzyıllardır uygulanan bir sistem yapılabilir. Ama eksiktir, yeterli değildir. Evet. Eğer bir tercih, bir karar vermemiz gerekiyorsa ikisinden birini tercih edeceğiz veya sadece birine göre yapmamız diye bir genelleme yapmak gerekirse doğru değildir, eksiktir, yanlıştır ama bu durumda toprak analizleri tercih edilebilir. Ama öncelikli olarak. Öncelik toprak analizi. Neden? Çünkü toprak analizi çok fazla bilgiye, bitki analizi kadar bilgiye de ihtiyaç göstermiyor. İşte bitkinin şu aksamını örnek alacaksın, şu zamanda örnekleme yapacağız vesaire gibi sınırlayıcı faktör az. Çiftçi de artık biliyor, bilinçlendi. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın lokal kuruluşları artık çiftçiye kadar intikal etti. Sizin gibi 24 saat yayın yapan Tarım TV evet. gibi sizin kadar olmasa bile yayın yapan kuruluşlar. Yani birçok medya bu işte görsel ve yazılı medya organı. Görsel ve yazılı medya evet. artık çiftçi toprak örneklemesini ne şekilde yapacağını biliyor. O anlamda doğru veya yanlış büyük ölçüde toprak örneklemesini artık haberdar biliyor. Evet. Onları yakın analizci kuruluşlara götürebiliyor. Eğer bu anlamda bir tercih yapmak zorunluluğu var ise biz toprak analizi tercih edebiliriz. Çiftçi çünkü onu daha sağlıklı, daha doğru bir şekilde örnekleme yapıp analizci kuruluşa götürebilir. Götürebilir. Hocam zaten ama şimdi şu da bilemiyorum bana katılır mısınız? Şimdi evet bitki analizi de önemli ama siz bir bitki analizi yapabilmeniz için öncelikle zaten o toprağın yapısını bilmeniz lazım. Tabii toprağı ki. İncelemeden siz direkt benim toprağım uygundur, bitkinin analizini yaptım, bunu yetiştirmeye karar verdim derseniz veya işte analiz sonuçları bana her verimliliği de verir, işte ürünün kalitesini de verir derseniz burada yanılırsınız. Çünkü toprağın kalitesini bilmiyorsunuz, toprağın yapısını bilmiyorsunuz. Toprağı analiz edeceksiniz ki o toprağa uygun bitkiyi seçesiniz. Evet. Yani bir numaranın toprak olması bundan kaynaklanıyor. Tabii ki. Çünkü bitkiler besin ihtiyaçlarının tamamına yakın mı? Topraktan karşılıyor. Toprakta ne varsa bitki onu alır. Biz örneğin eve gittiğimizde evde ne varsa pişirilmiş yemek onları yiyoruz. Evet. Eğer evdeysek, lokantada seçme şansımız var. Evdeysek evdeki yemeklerden yemek durumundayız. Şimdi siz toprakta bir analiz yapılmamış ise
analiz sonuçlarına bir gübreleme uygulanmamış ise bitki toprakta var olan besin maddelerinin çeşitleri miktarıyla beslenmesini sınırlamak durumunda. Bu da tamamen tesadüf olacak. O topraktaki azot, o topraktaki fosfor bitkinin ihtiyacını karşılamaya yeterli olabilir, yeterli olmayabilir de. Belki mikroelementler için söylüyorum. Onlar da çünkü sınır çok daha dar. Belki de zehir, toksik etki düzeyinde de olabilir. Evet. O anlamda toprak analizlerinin, toprağın besin kompozisyonunun, kimyasal karakterinin, özelliklerinin mutlaka sınır masaya yatırılması, ortaya konulması gerekiyor. Ki biz onları bilelim, bitki buradan neler alabilir, neler eksik, ona göre biz toprağa veya bitkiye takviye edelim. Besin maddelerini verelim. Evet, ne eksikse onu ne tamamlayalım. Eksikse verelim. Ne eksiye verelim, verdikten sonra bitki bunları acaba alabiliyor mu? Bir de şu var, burada çok önemli bir nokta var. Biz toprak analiz sonuçlarına göre gübreleme programı uygun tekniğiyle, zamanında, yöntemiyle, miktarında her şeyi verdik, uyguladık. Ama bir baktık ki bitkide hala azot noksanlığı var. Azot noksanlığı biz ileriki haftalar birkaç programda bitkilerdeki besin semptomlarının onun bir evet hocam bu hafta zaten gübreye de gireceğiz. Ondan sonra devamında tabii, gelecek. Anlatabiliriz. Yani hemen bir basit çiftçinin birçoğu da bildiği için söylüyorum. Kısa bodur, sarımsı yeşil renkli bir morfolojik görüntü. Özellikle tarla bitkilerinde. Evet. Kısa bodur, sarımsı yeşil renk, soluk, cılız, toprak üstü aksam. Tipik bir azot noksanlığıdır. Siz şimdi topraktaki organik maddeyi tayin ettiniz. İhtiyacı kadar da toprağa azot verdik. Organik maddenin sabından azot örneklemesi yapalım. Evet. Hassas analizde azot tayin edildi. Verdik ama baktık ki normalde verdik mi? Bitki gür gelişmesi lazım. Bol vejetatif azot çünkü ileriki programda anlatacağız. Görevi vejetatif aksam, toprak üstü aksamın gelişimini sağlar. Yani çiftçi tabirle dal oluşturur. Evet. Fosfor dol döl oluşturur. Potasyum da bal oluşturur. Dal döl, bal der çiftçi buna. Dal oluşturur. Ama bir baktık ki dal oluşmamış. Yeterli değil. Biz yeterli miktarda verdik, dengeledik ihtiyacını. Ama bitki alamamış, bir sorun var. Topraktan kaynaklanan bir sorun var. Ne olabilir bu? Ağır kirli bir toprak ise sıkı makineyle, mekanizasyon, yoğun bir mekanizasyon makinenin olduğu bir ortamda evet. Sıkıştırmışız bir toprağı kille beraber. Masif strüktür dediğimiz çiftçi tabiriyle blok. Blok toprak. Blok, katı bir toprak oluşturmuş. Gözeneklilik, havalanma oranı minimuma inmiş. Artık kökler toprağa nüfuz edemiyor ki. Mekanik olarak tutunamıyor. Siz evet. Toprağa azot verdiniz. Ama bitki alamadı. Neden alamadı? İyi bir kök gelişimi sağlanamadı. Peki siz bunu nasıl görebilirsiniz? Deneyimli bir bitki beslemeci bunu görebilir. Ben araziye çıktığımda bunu fark edebilirsiniz. Fark hocam? Ama direkt gözlem yeteneği. Gözlemle biz tabii her şeyi arazide test ederiz diye bir iddia doğru değildir. Ama bahsettiğiniz konu için. Deneyimlerimizde birçok şeyi biz teşhis edebiliyoruz gözlem, morfolojik gözlem. Ama çiftçi onu şöyle yorumlayacaktır büyük olasılıkla. Diyecek ki işte mevsimler uygun gitmedi, yağışlar biraz gecikti, işte sıcaklık oldu, şu oldu, bu gitti. İşte biz 10 gün önce ektik, 5 gün sonra ektik vesaire gibi. Bitkilerimiz henüz cılız gelişti ama evet. Gelişmeye devam edecek diyecek. Ama bir bakacak ki kısa bodur bitkiden sonra, gelişimden sonra generatif olgunluk dediğimiz meyveye yatma, buğdayda başaklanma başlangıcı, ayçiçeğinde tablo oluşturması gibi generatif olgunluğa geçmiş. Artık bitki vejetatif gelişimini tamamlamak zorunda kalmış. Zayıf bir kök gelişimi. İşte biz bunları neyle ortaya koyabiliriz? Bunların tek ortaya konuluş sistemi analizler. Analiz, bitki analizi. Bitki analizi. Bitki analizi bu anlamda da önemli. Evet. Toparlamak istersek. Evet hocam artık toparlayalım evet, bu analizleri. İdeal olan şudur. Ve gübreye geçelim istiyorum. İdeal olan tabii gübre olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Ama tabii toprak analizi ve bitki analizi yapmadan da gübre olmaz. Tabii zaten. Şimdi siz gübreyi vereceksiniz. Neye göre vereceksiniz? Zevkinize, keyfinize, kesenize göre veremezsiniz. Evet. Tesadüfi bir bitki yetiştirici olur. Bitki beste olmaz. Hele bu çağımızda mümkün değil. Olmaz. Mümkün değil. Toparlamak istersek. Buyurun tekrar hocam. Konumuzu. Bitki ve toprak analizleri bir bütündür. Ayrılamaz. Ayağını oluşturur bir bitkinin. Tek bir ayağına göre işlem yaparsak tek ayaklı kalır veya bu insan yürüyemez tek ayakla. İkisi birbirini tamamlar. Ama zorlayıcı faktörler var ise, eğer bir mecburiyet var ise, ikisinden biri sizin sorunuza cevap olsun diye söylüyorum. Bir tercih etmek durumundaysak öncelik toprak analizidir. Ama ideal olan ikisini birlikte. Ama önce toprak analizi sonra bitki analizi. Tabii ki. Önce zaten toprak analizi sonra gübreleme yapacağız. Onun bitkideki yansımalarını bitki analizi ortaya koyabileceğiz. Birbirini tamamlayan iki
bir parçanın iki ayağı. Zincirin halkası hocam. Öyle. İki halkası. Ayrılmaz halkası. Yani. Ayrılmaz halkasıdır. Evet. Ama tercih etmek gerekirse, gene altını çiziyorum. Sınırlayıcı sebepler nedeniyle toprak analizleri önceliği vardır. Evet, hocam o zaman bitki analizlerinin ve toprak analizinin bitki beslemedeki yeri ve önemini bu şekilde noktalayalım istiyorum. Evet. Ve artık bu haftanın asıl konusu olan gübreye geçelim istiyorum. Şimdi biraz giriş yaptık az önce konuşurken ama şimdi ilk olarak gübrenin tanımından başlamak istiyorum. Şimdi toprağımızın analizini yaptık, bitkimizin analizini de yaptık. E tabi bu bitkiler yetiştirilirken bazı maddelere de ihtiyaç duyuyor. Biz ona vereceğiz ki o da karşılığında bize verimli bir üretim gerçekleştirsin. Tabii ki. Burada da gübrenin önemi ortaya çıkıyor. Gübre nedir hocam? Gübre nedir? Gübre çok çeşitli şekillerde tanımlanır. Ama en basit ifadeyle biz gübreyi şöyle tanımlarız. Bitkisel üretimi artırmak amacıyla, evet. Toprağa, bitkiye veya hem toprağa hem bitkiye uygulanan mineral ya da organik kökenli her türlü maddeye biz gübre diyoruz. Tekrarlıyorum. Bitkisel üretimi artırmak amacıyla, çünkü amaç bitkisel üretimi artırmak. Bitkisel üretimi artırmak amacıyla toprağa, bitkiye veya her ikisine, hem toprağa hem bitkiye verilen her türlü organik ve inorganik kökenli maddelere biz gübre diyoruz. Gübre diyoruz. Hocam burada hemen bir araya girmek istiyorum. Bir izleyicimiz telefon attığımızda dün de kendisi bize ulaşmıştı ve ben bu ekranlardan yine bugün size ulaştığı takdirde sorusuna cevap alacağını söylemiştim. Burhan Aydın bize İzmir'den ulaştı bir kez daha. Hoş geldiniz Burhan Bey yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Tekrar yayınımıza bağlanıyorum. Estağfurullah. Buyurun efendim. Buyurun dinliyoruz efendim. Şimdi benim dün de söylemiştim size. Erik bahçem var demiştim. Erik bahçesi. Bu erik bahçesinde toprak analizi yaptırdım. Toprak analizi pH'i 6,5 civarında. Fakat burada ben 3-15 gübre veya nitrat kullanıyorum. Bir de ziraata sorduğumda MAP diye bir gübre var. Marka ismi vermeyelim. Bu arada Burhan Bey. Evet, tamam. Şimdi bu gübreyi atmamın ne kadar fayda olacağını, bir de yaprak analizi ne zaman yaptırabilirim? Yapmam gerekiyor daha doğrusu. Bunların dışında başka bir sorunuz var mı Burhan Bey? Bunların dışında bu eriklerin daha böyle verimli, daha iri tane iyileştirmek için bir yan gübre kullanmam gerek var mı? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz tekrar. Selamlar İzmir'e olsun. Hocamız sizin için yanıtlayacak sorunuzu. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkürler Burhan Bey. Evet hocam, dün de evet, size de bahsetmiştim yayın öncesi. Burhan Bey ulaşmıştı, böyle bir sıkıntısı varmış. Nedir çözüm hocam? İzleyicimize teşekkür ediyorum duyarlılığı için. 2 günden beri bize ulaşmaya çalışıyor. Evet, sağ olsun hocam. Tabii ki. Şimdi bu pH nötr 6,5 civarında. Bitki için ideal bir pH gözüküyor. Fakat toprağın kimyasal özellikleri neler? Analiz sonuçlar bilinmiyor. Şimdi orada amonyum nitrat büyük olasılıkla %26 belki %30,5 süper amonyum nitrat da olabilir. Bir azot önerilmiş. Diğer tarafta 3-15. %15 azot, %15 fosfor, %15 potasyum içeren kompoze bir gübre önerilmiş. Ama bu öneriler neye göre yapıldı? Analiz kaç yılda bir yapıldı? Mikroelement noksanlıkları neler? Bu konuda çok sağlıklı bir şey yok. Bir de orada ticari anlamda bir organik gübre ismini söyledi arkadaşımız ama evet, çiftçi, biz orada o ismi geçelim. Organik gübre hangi anlamda önerildi? Toprağın organik madde düzeyi nedir? Mikroelement içerikleri neler? Bu konuda çok ayrıntılı bir şey yok. Söylenmedi. Bizim yaprak analizi ne zaman yaptırabilirim diyor. Çok önemli. Çünkü biz biraz önce de söyledik zaten. Anlattık evet hocam. Canlı arkadaşımızın bağlanmasından önce. Toprak analizleri gübrelemenin sonuçlarını yansımasını bitkide görmemiz gerekiyor. Yaprak analizlerinin gelişimini eriğin şu an çeşidini bilemiyoruz ama gelişimini tam tamamlamış tepe uçlarının altındaki 4-5. Yapraklardan tam gelişimi tamamlamış mevsim ortasında örnekleme yapılıp her bir ağaçtan 5-6 dalından örnekleme yapıp en kısa zamanda hava sirkülasyonlu bir koruma poşeti içerisinde en kısa sürede analizi kuruluşa götürmesi gerekecek. Bu anlamda şimdilik bu kadar söyleyebiliyoruz çünkü analiz sonuçları ortada yok. Bir de görmek lazım değil mi? Görmek lazım, bir de görmek gerekiyor. Bir de şu olabilir, orada işte Erik'te diyor kalite bozulma şu bu var. Mikroelement noksanlıkları olabilir büyük olasılıkla. Siz çünkü diğer bu NPK'yı verdiğiniz 3-15'i ama yetmez. Orada bir çinko noksanlığı olabilir büyük bir olasılıkla. Ülke genelinde önemli bir problem. Meyvecilikte çok daha hassas. Onun için ayrıntılı bir analiz sonuçlarının
ortaya konulması gerekiyor. Ve evet. bu analizlerin yaprak, bitki analizleri desteklenmesi gerekiyor. Onun için arkadaşımıza sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Söylediğim gibi örnekleme mevsim ortasında yaprak örneklerini alıp en yakın analizci kuruluşa götürüp bu gübreleme programının bitkideki yansımalarını bir ortaya koyup ona göre daha sağlıklı bir gübreleme programı oluşturması gerekecek. Evet diyelim ve Burhan Bey'in sorusunu da bu şekilde yanıtlamış evet. olalım. Teşekkür edelim bir kez daha kendisine Burhan Bey'e. Dün de bize ulaşmıştı hocam evet, takip ettiği için. Evet çok hassasiyetine ben de teşekkür ediyorum arkadaşımıza. Evet gübreye giriş yapmıştık hocam Burhan Bey'in sorusundan önce. Şimdi gübrenin tanımını siz kaba taslak anlattınız. İşte bitkinin beslenmesinde gerekli olan kimyasal elementleri sağlamak için toprağa ilave edilen herhangi bir madde. Toprağa yeter, toprağa, bitkiye veya ya toprak bitki. Ve bitkiye de. Toprak çünkü, ve bitkiye diyelim. Toprak, şimdi toprak. Bitki veya toprak ve bitki dedim. Çünkü gübrelerin bir kısmı sadece toprağa uygulanır, bir kısmı sadece yapraktan uygulanır, bir kısmı da hem topraktan hem yapraktan uygulanır. O yüzden gübre dediğimizde toprağa, bitkiye veya her ikisine birden diye özellikle o ifadeyi kullanır. Evet. Yani şimdi evet. ona da zaten hocam programın ilerleyen dakikalarında değineceğiz. Şimdi gübreleme nedir peki hocam? İşte gübreleme de bu bitkisel üretimi artırmak amacıyla bitkinin yetiştirildiği ortamda eksikliği söz konusu olan bu besin maddelerini içeren organik ve inorganik kökenli maddelerin uygulanması işlemidir en basit ifadeyle. Evet. Bu kimyasalları, organik ve inorganik kökenli kimyasal ya da materyalleri toprağa, bitkiye ve her ikisine verilmesi işlemine de biz gübreleme diyoruz. Bitki bunları besin maddelerini alabilsin diye onları bir istifadesine sunuyoruz. İşte bu yapılma, bu işleme de biz gübreleme diyoruz en basitten. Peki hocam gübreleme nasıl yapılır? Yani biz gübreyi aldık diyelim ki işte ihtiyacımız olan gübreyi aldık satıcıdan. Hemen gidip onu tarlaya atmamız mı gerekiyor yoksa onun belirli dozajları mı var? Burada aslında önemli olan da bu miktarı ayarlamak değil mi? Fazla verirseniz boğulur, az verirseniz yetersiz kalır. Bunun şimdi, ortası nedir hocam? Taner Bey işte aslında bunu biz çok ayrıntılı şimdi burada çok şey konuşmak istiyoruz ama bu soru esasında başlı başlı bir program konusu, onu size söyleyeyim. Evet. Hiç yüzeysel geçelim. Yüzeysel geçelim. Uygulanacak gübrenin kimyasal özelliğine göre, besin içeriğine göre uygulama zamanı, miktarı, yöntemi değişir. Hemen kısaca söyleyeyim bunu ileride evet, program bahsedebiliriz, bir ayrı bir şey. Azotlu gübreler çoğunlukla bir kısmı ekimle beraber, bir kısmı da belli bir gelişim periyodundan sonra verilir. Serpme biçiminde, evet. tohumla beraber veya daha sonra. Gelişim dönemi belli bir zamanda serpme biçimde. Fosfor mutlaka gerekli elementlerden birisi. Evet. Fosfor mutlaka ekimle beraber fakat tohuma ya da çok yıllık bitkiyse bitkinin köküne yakın serpme veremezsiniz. Bakın azotta serpme verebilirsiniz dedik. Fosfor da veremiyorsunuz. Veremiyoruz. Yaraşlığı azalıyor. Onun için gübreleme... İşte istediğimiz gübre, istediğimiz biz kendi bilgilerimize göre A gübresinde bu yöntemle, B gübre bu yöntemle, A gübresi, B gübre kasıt besin içeriğini veremeyiz. Gübrelerin hocam şöyle yapalım. Çeşidine göre değişir uygulama yöntemi ve zamanı. Şu şekilde şimdi bitkinin ve toprağın en ihtiyaç duyduğu gübreler azot, fosfor ve potasyumdur zaten başlıcaları değil mi? Bu konuda... Şimdi, yanlış biliyorsam beni düzeltin hocam. Yani olması gerekenler öncelikle bunlar tabii ki. Tabii diğerleri de ilave olarak bitkiye ve toprağa verilmesi gerekiyor. Onlar çok daha fazla ihtiyacı var bitkinin. Ama evet, bu manada hani çok fazla ihtiyacı olduğu için bunların uygulanmasını en azından izleyicilerimizle paylaşalım. Diğer türleri de önümüzdeki hafta ayrıntılı olarak ele alalım diyorum. Şimdi azotlu gübreyi, azot biraz önce söylediğimiz dal oluşturur. Evet. Tarla bitkileri için toprağa atılan tohumun çimlenmesi ve toprak üstü aksamı gibi belli bir gövdenin oluşumunu sağlar. Vejetatif aksam diyoruz biz ona. Bunun oluşumunu sağlar. Azot bu anlamda toprağa ekimle beraber uygulanır. Ekimle beraber tarla bitkileri için. Evet. Ekimle beraber. Ekimle beraber serpme biçiminde dedik tüm araziye. Neden? Çünkü azot hareketli bir besin elementi. Onun kimyasal karakteri gereği hareketli bir besin elementi. Hemen dağılıyor hocam. Böyle de bir hareketli olması anlamında bitkinin kökleri tohumu toprağa attık, çimlendi. Kökler azota yaklaşabiliyor veya hareketli olması gerekçesiyle azot köklere doğru gelebiliyor. Evet. Bu anlamda
toprağa serpme biçim uygulanmasında bir sakınca yok. Uygulanabiliyor. Ve parçalar halinde uygulanır. Çünkü dedik ki bir gelişim periyodu. Bitki, tarla bitkileri için diyorum, toprağa tohumun atılışından, mibzerle toprağa ikilişinden, evet, ta ki hasat dönemine kadar, bitki topraktan, bu çimlenmeden hasata kadar gelişim periyodunun, yaşam süresinin farklı aşamalarında miktar değişmekle beraber mutlaka azotu alır. Ama gelişimin ilk aşamalarında çok daha fazla aldığı için tohumla beraber bir kısmı bölünerek uygulanır. Bir kısmı tohumla beraber ekimle, diğer kısmı da gelişimin hızlı olabileceği ilkbahar başlangıcında, ikiye bölünecekse ilkbahar baş veya üçe bölünecekse gelişimin bir başka periyodunda gene serpme bir biçimde uygulanır. Hareketli olması anlamında. Evet. Peki ya fosfor ve potasyum? Fosfor için, fosfor hareketsiz bir besin elementidir. Yani tohuma, siz toprağa fosforu attığınızda nereye atmışsanız orada kalır. Nereye atmışsanız orada kalır. Eğer siz tohuma yakın bir yere verebilmişseniz o fosfor granüllerini, genelde granül halleri, evet, yaraşlığını artırmak anlamında, siz onu fosfor granüllerini tohuma yakın verebilmişseniz yaraşlılığı o ölçüde fazladır. Yok, serpme biçimde uygularsanız etkinliği azalır. Hem de ne kadar azalır? Maksimum %10'la sınırlı olabilecek şekilde. Düşünebiliyor musunuz? Siz bir fosfor gübreleme yapıyorsunuz. Eğer yöntemine uygun bir şekilde değilse, bitki bunun verdiğiniz gübrenin %10'unu alabiliyor. Evet. %90'ı yaraşsız halde. Yaraşsız, verimsiz oluyor. Hiçbir bizim şey ülkemiz için bunun boyutlarını düşünebiliyor musunuz? Gübrenin bizzat kendisini veya ham maddesini ithal eden bir ülke. Çoğu kez gübrelerin ham maddesini veya bizzat kendisini ithal etmek durumunda kalan bir ülke için siz böyle bir şey tasavvur çok edebiliyor musunuz? Çok büyük sıkıntı hocam. Evet. Çok büyük o yüzden sıkıntı olur. Problem olur. Ben biraz önce söylemiştim. Gübrenin besin içeriğine göre uygulama yöntemi ve zamanı değişir. Fosforu tohuma yakın bant şeklinde verilmesi gerekiyor. Ve ekimle beraber. Ekim döneminde beraber ve bant şeklinde. Bant şeklinde. Peki ya hocam potasyumda durum nasıl? Ona bakalım. Çünkü bir aramız olacak birazdan. Evet. Potasyumu da anlatalım istiyorum. Potasyum, araya gitmeden. Evet, çok zaman çok hızlı geçiyor. Sizin de zaman çok hızlı akıyor hocam. Saatleri ben size bir önerim olacak. Onu sonra konuşalım hocam. İlginç bir öneri ama şu saatleri durdurmak mümkün olmaz mı acaba? Hocam o zaman şöyle yapalım. Biz arada bunun konuşmasını yapalım, tamam, sizinle. Tamam, hemen potasyumu anlatalım. Peki. Potasyumu da reklamlardan sonra bırakalım hocam, olur mu? Çünkü bölünmesin istiyorum. Reklamların sonrasında potasyumun da uygulanma yöntemini izleyicilerimizle paylaşalım. Siz de biraz soluklandıralım hocam. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. Aranın sonrasında uzmana sor bitki beslemeye kaldığımız yerden gübre başlığını konuşmaya devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, reklamların hemen ardından yeniden birlikteyiz. Uzmana Sor Bitki Besleme programında bugün gübreyi tüm yönleriyle ele alıyoruz. Değerli hocamız Profesör Doktor Aydın Adiloğlu ile birlikte, sizlerde sorularınız varsa eğer 0212 alan koduyla 886 2035 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca uzmanasor@tarimturk.tv adresine de maillerinizi bırakabilirsiniz diyelim ve hocamızla kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Hocam reklamların öncesinde en önemli olan gübreler içinde en önemli maddeler olarak sıralanan azot ve fosfatın uygulanma yöntemlerini söyleyelim. Düzeltiyorum, fosfor. Fosfor, potasyumda kalmıştık. Potasyum nasıl uygulanmalı hocam? Bunu da hemen anlatalım izleyicilerimize kısaca. Evet, şimdi potasyum gübreyi piyasada pek fazla göremezsiniz, duyamazsınız. Hiç çok fazla kullanılmaz. Önce ondan girelim isterseniz. Neden? Evet. Çünkü ülkemiz toprakları potasyumca genelde zengin. Yani fosfor ve azotlu gübrelere kadar çok fazla kullanılmaz. Çiftçi de bunu ne zaman, hangi miktarda, hangi yönteme uygulayacağını çoğu kez tereddüt geçirir. Potasyum tabii bitkinin fizyolojisiyle ilgili bir olay. Özellikle yağ bitkileri, süs bitkilerinde, tarımda yağ bitkilerinde ayçiçeği gibi, soya gibi, mısır gibi, kanola gibi bitkiler ihtiyacı çok daha fazla, topraktan çok daha fazla alır. Bu tip bitkiler başta olmak üzere toprak ve bitki analizi sonuçlarına göre mutlaka uygulanması gerekiyor ise potasyum da
Azota benzer bir şekilde ekimle beraber çoğu kez sertme biçiminde uygulanır. Topraktaki hareketliliğini fosfor ile azot arasında sınırlayabiliriz. Nasıl? Fosfordan daha hareketlidir. Pardon. Rica ederim hocam. Azota göre daha hareketsizdir. O anlamda sertme bir şekilde uygulanır ama ideal olan onun da tabii klasik bir azotlu gübrenin hareketliliğini gibi düşünülerek istenildiği şekilde uygulanması, etkinliğini artırmak anlamında özellikle fosforu çok potasyumu çok fazla fikse eden, bloke eden, bitkinin alımına engel olan, biz fiksasyon kapasitesi yüksek toprak diyoruz. Bu tip topraklarda o da mümkün olduğu kadar tohuma, bitkiye yakın uygulanması arzu edilir. Evet. Toparlamak istersek bu da ekimle beraber sertme bir şekilde ama tercihen tohuma yakın uygulanmasında fayda var. Fayda var diyelim ve bu şekilde. Ama çok yaygın da kullanılmaz. Çoğu kez topraklarımızda yeterli düzeydedir. Yeterli düzeydedir diyelim de bunu da böyle anlatmış olalım. Hocam şimdi gübreyi anlattık. Gübrenin ne olduğunu tanımladık. Gübrelemenin ne anlama geldiğini söyledik. Evet. Bir de gübreleri sınıflandıralım hocam. Şimdi kaç çeşit sınıflandırma vardır gübrelerde? Sınıflama çok farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bir sınıflandırmadan birisi nedir? Üretim biçimine göre. Evet. Fabrikasyon üretilenler doğal gübreler. Fabrikasyon üretilenlere biz ticari gübreler, mineral gübreler de diyoruz. Veya doğal gübreler dediğimiz organik gübreler. Evet. Bir sınıflama sistemi budur. Bir başka sınıflama sistemi fiziksel koşullarına göre. Katı gübreler, ki kimyasal gübrelerin büyük kısmı böyledir. Katı gübreler, sıvı gübreler, gaz gübreler de diyeceğim ben. Ama şimdi gaz şeklinde gübre biraz ilginç gelecek ülkemiz için. Belki siz de ilk defa duyuyorsunuz. Evet hocam gaz gübre biraz gaz bana da ilginç. Gaz şeklinde gübre evet ilginç. Çünkü nasıldır hocam biraz pratikte açalım onu. Ülkemiz koşullar için pratikte çok fazla kullanılan bir gübreleme biçimi değildir. Gaz şeklinde özellikle azot, amonyak vardır. %85 azot içeren amonyak gazı özel ekipmanlarla, basınçlı tanklarla toprağa ve bitkiye azot kaynağı olarak uygulanır. Günümüzde bilinen en konsantre azotlu gübredir. Ama azot şu an yanlış hatırlamıyorsam -254 santigrat derecede gaz haline geçiyor. -254 santigrat. Buharlaşıyor -254 derecede. Dolayısıyla bunun için çok özel ekipmanlar gerekli. O anlamda ülkemiz koşullarında çok yaygın bir kullanımı yok. Basınçlı tanklar gerekli. Onun için gaz biraz gübreler masraflı herhalde. Biraz masraflı, teknik bilgi gerektirir. Evet. Çok özel koşullar gerektirir. Onu gaz gübre sınıflamada gaz gübrenin nedir diye çiftçi veya ilgililer, işe meraklılar, gönül verenler sorabilir. Susuz amonyak %81 azot içerir. Bir sınıflama sistemi de budur. Veya bir başka sistem besin içeriğine göre tek bir besin elementi içeriyorsa biz ona mono gübre, tek bir besin içeren gübre diyoruz. Evet. Birden fazla besin elementi içeriyorsa kompoze gübre veya karışık gübre, mix gübre olarak isimlendirilir. Yani sonuçta üretim biçimine göre, kullanılış amacına göre, fiziksel görüntüsüne göre çok fazla sınıflamalar vardır. Ama pratikte bu iki şey anlaşılır. Doğal kimyasal yapay gübreler ve organik gübreler. Organik gübreler. Doğal gübre, yapay gübre. Çiftçinin de bildiği. Diyelim hocam burada bir virgül koyalım hemen. Peki, Ankara'ya uzanalım. Rüştü sorun. Şahin telefonun diğer ucunda. Rüştü Bey hoş geldiniz yayınımıza. Rüştü Bey beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederiz efendim. Programımızdan çok yararlanıyoruz. Benim bir sorum olacak hocama. Zamanınızı fazla almadan. Bu gübreleme konusunu hocam genelde ekimle birlikte tarla bitkilerine göre verdi. Ben de meyvecilikle uğraşıyorum. Bunu meyve ağaçlarına göre nasıl ve ne zaman verebileceğimiz konusunda bilgi verebilirseniz teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz Rüştü Bey. Ankara'ya selamlar olsun. Hocamız sizin için yanıtlayacak sorunuzu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet hocam. Arkadaşımıza teşekkür ediyorum sorusu için. Tabii meyvecilikte nasıl yapılır dedi. Evet. Şimdi besin elementlerini söylemiştik uygulama yöntemlerini. Meyvecilikte de aynı. İlkbahar başlangıcında yani yeşil aksam filizler uyanmaya başladığında azotlu gübreyi ama yine toprak ve mümkünse bitki analizi sonuçlar dikkate alınarak
azot gübreyi serpme biçiminde meyve bahçelerinin aralarına yalnız. Çünkü biz orada bir çok önemli bir soruna parmak basmak istiyorum ben. Biz gübreleri Anadolu'nun birçok yerine ben şahit oldum, biliyorum, duyuyorum, görüyorum. Gidiyorlar ağaçların hemen direkt gövdesine yakın yere uyguluyorlar. Olmaz. Son derece yanlış. Çünkü o ağaçların mekanik olarak toprağa tutunmasını sağlar. O kazık kök dediğimiz büyük devasa kökleri bitkinin beslemesi anlamında hiçbir getirisi yoktur. Hiçbir getirisi yoktur. Nedir? Sadece toprağa tutunmasını sağlar. Onun için bu meyvecilikte gübrelemede meyveli ağaçlar aralarına diyorum. Evet. Azotu serpme biçiminde ilkbahar başlangıcında uygulayacak. Daha sonra belli bir gelişim periyodundan sonra generatif olgunluk döneminden önce meyve çeşitliliğine göre değişebilir, iklim koşulları değişebilir. Fosforu bizim klasik ifadeyle ağaçların taç iz düşümü diyoruz. Gene bakın nereye kastediyorum Taner Bey? Meyve ağaçlarının aralarını. Ama burada serpme değil. Taç iz düşümüne fosforlu gübre gömülecek, evet. Üzeri kapatılacak. Niye taç iz düşümü? Çünkü pratikte şu çok yıllık araştırma sonuçları şunu göstermiş ki ağaçların o meyve yattığı dalların iz düşümleri kılcal köklerinin en yoğun olduğu, besin elementlerini en fazla alabildiği nokta olarak kabul edilmiş. Sonuçlar, bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Oralara yakın bir şekilde verilip üzeri toprakla kapatılması gerekecek. Ama bunlar tabii, şimdi biz biraz genel bir gübreleme nasıl olur bunu söyledik. Belki evet. Başka bir programda gübre meyve çeşitlerini bunu değerlendirebiliriz. Hocam bunları da zaten ayrıntılı olarak ele alacağız. Alabiliriz şimdi. Ama ilk etapta arkadaşımızın sorusuna bunu söyleyebiliriz. Evet. Uygulama zamanı ve yöntemi, ama altını çizerek söylüyorum, toprak ve mümkünse bitki analizi sonuçlarına göre böyle yapabilir Ankaralı çiftçi kardeşimiz. Evet diyelim ve Rüştü Şahin'in sorusunu da bu şekilde yanıtlamış olalım. Evet hocam, şimdi gübreleri sınıflandırdık. Doğal gübreler ve yapay gübreler dedik. Genelde bu şekilde. Genel olarak böyle bilinir. Yaygın, böyledir. Çiftçi de böyle bilir. Doğal gübreler işte hayvanlardan elde edilen veya bitkilerden sağlanan gübrelerdir. Yapay gübreler de fabrikalarda üretilen, insan eliyle üretilmiş olan çeşitli kimyasal maddelerin karıştırıldığı ve bu şekilde kullanıma sunulan gübre çeşitidir diyelim. Şimdi peki hocam, gübre niçin toprağa niçin toprağa veya bitkiye verilir ya da verilmelidir? Gübre dediğimiz madde bitkinin ihtiyacı olan besin maddesini bünyesinde içinde bulunduran bir materyaldir. Bitkinin ihtiyacı olan besin maddesini bünyesinde bulunduran bir materyal. Evet. Dolayısıyla bitkinin ihtiyacı olan materyali biz toprağa veriyoruz veya bitkiye veriyoruz. Siz bunu vermezseniz bitki sudan, havadan alabileceği besin maddeleri veya topraktan doğal haliyle alabileceği besin maddesinin miktarı, çeşidi sınırlıdır. Evet. Ürün verimini belli bir düzeye kadar artırabilirsiniz. Dışarıdan müdahale etmek zorundasınız. Yani bitkinin ihtiyacı olan toprakta olmayan gıdaları, besin maddelerini bir şekilde bitkiye ya da toprağa ya da her ikisine birden vermek zorundasınız. Biraz sonra belki gübrelerin yararlarında da bunları sıralayacağız. Evet hocam. Yani o anlamda mutlaka, ama ihtiyacı olan besin elementini içerecek ve bitkinin ihtiyacı olan miktarda vereceğiz. Burada çok önemli bir nokta var. Çiftçi şunu zannediyor. Çok fazla gübre, çok fazla ürün. Hayır. Böyle bir şey yok. Yok, kesinlikle yok. Hatta daha ileri gidelim. Çok fazla gübre bazen daha az ürün. Ürün. Evet, bu da mümkün. Yani olumlu bir sonuç beklerken olumsuz bir neticeyle de karşılaşabiliyoruz. Karşılaşabiliyoruz. Gerekçesi şudur, hemen açıklayayım. Hep ileriki programlar diyoruz ama şimdi arkadaşlarımız, çiftçiler, izleyiciler merak ediyor. Ne oluyor? Çok fazla gübre, neden daha az ürün? Siz çok fazla gübre derken bitkinin ihtiyacı olan 16 artı 4 besin elementinin tamamını vermiyorsunuz ki. Az önce sizin söylemeye çalıştığınız gibi Anadolu iş çiftçi NPK'yı veriyor. Evet. Bitkinin ihtiyacı sadece NPK değil ki. Bitki topraktan çinko da alıyor. Molibden de alıyor. Bor da alıyor. Mangan da alıyor. Siz çok fazla, örneğin fosforu verirseniz toprağa, siz zannediyorsunuz ki fosfor dedik ya, dal döl bal prensibinden döl oluşturuyor. Generatif olgunluk. Buğdayda başak. İşte meyve ağacındaki, örneğin elma ağacındaki elma sayısı, evet. Bir elmanın, bir ağacın verdiği ürün miktarını artırdığını zannediyorsunuz. Evet, doğrudur. Ama çok fazla verirseniz fosforu, evet bitki fosforu alıyor ama bitki fosforu yanında çinkoya ihtiyacı var. Bu fazla verdiğimiz fosfor bitkinin çinko alımını engelliyor. Engelliyor. Ne oldu şimdi?
Biz çok fazla gübre verdik. Fayda yerine. Çinko alımını engellediğimiz için ürün verimi çinkonun alınmasıyla sınırlı kaldı. Çok daha fazla gübre ama çok daha az ürüne karşımıza çıktı. Böyle bir durum da söz konusu. Böyle bir olumsuzluk da yansıyabilir diyelim. Hemen Manisa'ya uzanalım hocam. Selim Şimşek telefon attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Şimşek yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun sorunuzu alalım efendim. Ya ben damla sulama yapıyorum. Ben bağ var bende de gübre damla da veriyorum. Evet. Bunun azot gübre damladan verme zararı var mıdır? Selim Bey biraz daha yüksek sesle. Ya azot gübre damladan veriyorum ben de. Tamam. Bağcılık yapayım ben. Evet. Azotun damladan verme zararı var mıdır? Bunun sorması değil mi? Evet. Damla sulama yaparken bu damlada hocam azotu veriyormuş. Bunun yararı veya zararı var mıdır? Bunu öğrenmek istiyor. Evet. Bunun dışında başka bir sorunuz var mı Sayın Şimşek? Yok, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hocamız sizin için yanıtlayacak sorunuz. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum arkadaşımızın sorusuna. Manisa bağcılığın yoğun olduğu bir evet, bölgemiz. Üzüm bağlarının çok olduğu. Üzüm bağlarının yoğun olduğu. Futbol takımlarının ambleminde de zaten. Benim de askerliğimi yaptığım bir yer olarak belirteyim hocam. Antiparantez. Şimdi damla sulama, sulama artı gübreleme, irrigation artı fertilization, fertigasyon diye artık Türkçe'ye de girdi. Hem sulama hem gübreleme. Çok pratik, ekonomik tabii verilecek bitki çeşidine, sulama yöntemine, uygulanacak gübreye göre değişiyor. Şimdi arkadaşımız diyor ki azotlu gübreyi biz fertigation ile sulamayla beraber verebilir miyiz? Verebiliriz. Fakat azot bir makro besin elementidir. Bağın, üzümün, asmanın. Çok fazla ihtiyacı olduğu bir besin elementi. Ve her yılda mutlaka uygulanması gerekiyor. Biraz önce dedik ya uygulama yöntemi de hareketlidir. Bitki alır, alamadığı topraktan bir şekilde uzaklaşır. Dolayısıyla fertigasyonla yani sulamayla yapılacak bir gübrelemedeki azot bitkinin ihtiyacını karşılayamaz. Sadece bitkinin azot beslenmesine bir destek olabilir. Bu uygulamasında herhangi bir sakınca yok. Teknik elemanlarla oradaki yakın tarım kuruluşlarla görüşerek suyun içerisinde belli bir konsantrasyonda verebileceği dozu, sulama sıklığı ve azotun içeriğini belirleyerek uygulayabilir. Ama şunu unutmasın ki bağın azot ihtiyacını damla sulamayla karşılayamaz. Ama verebilir mi? Verebilir. Verebilir ama yeterli olmaz. Destek sağlamış olur. Destek sağlamış. Topraktan yapacağı azotu gübreleme. Evet diyelim ve Selim Bey'in sorusunu da bu şekilde yanıtlamış olalım. Hocam devam edelim şimdi konu başlığımıza. Bitkiye veya toprağa niçin gübre verilmelidir dedik ki siz de anlattınız. Olumlu yanları olabildiği gibi olumsuz taraflarının da olabileceğini, evet, çiftçiye yansıyabileceğini söylediniz. O zaman şimdi burada o miktarı değil mi hocam? Kullanım miktarını. Miktarı çok önemli. Çok önemli. Dozaj diyelim. Çok önemli. Yani bunu peki kim belirliyor hocam? Yani çiftçi gübreyi aldığı zaman tabii ki gübreye ihtiyaç olduğunu analiz sonuçlarından yola çıkarak öğreniyor ve bunun üzerine gidip gübre alıyor ilgili gerekli gübreyi. Bunu kendi uygulayabilir mi o dozajı ayarlarken yoksa gene bir uzmana sormalı mı bu konuda? Yani tıpkı bizim programımızın isminde olduğu gibi. Kendisi yapabilir. Şimdi bugüne kadar anlattığımız programlarda biz dedik ki toprak analizleri, bitki analizi, bitki besleme için olmazsa olmaz. İşin alfabesidir dedik. Evet. Şimdi çiftçi kardeşimiz eğer toprak ve bitki analizi yaptırmış, sonuçlar almış seninle. Oradaki analizi kuruluş ona mutlaka diyecek ki işte şu kadar azota ihtiyacımız var. İşte ekimle beraber veya meyve bahçesi ise şu zamanda dönüme veya ağaç başına, meyve ağacı başına şu miktarda gübreyi uygulamanız gerekiyor diyecek. Uygulama zamanını, miktarını ve yöntemini çiftçi kardeşimize elindeki rapora yazacak. Çiftçi kardeşlerimiz de büyük ölçüde birçoğu zaten bu makro gübrelemeyi, makro eleme içeren gübreyle uygulamayı biliyorlar. Mibzerleriyle, çeşitli makineler bunu ayarlayabiliyor, yapabiliyorlar. Burada çok da önemli bir sıkıntı yok. Burada tereddüt ve sıkıntı, hata, risk, doz, miktar. Ne miktarda biz gübreyi vereceğiz? Çünkü biraz önce söyledik. Çok fazla verirsek de her zaman çok fazla ürün alamıyoruz. Bazen de çok daha az ürün alıyoruz. Onun için analiz sonuçlarına göre yapılacak bir gübreleme programını çiftçi kardeşlerimiz büyük ölçüde uygulayabiliyor. Ama bir sıkıntı olduğunda tabii ki tereddüt hasıl olduğunda artık Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın son geçen bir öğrendiğim bilgiye göre daha yeni teknik eleman 2500 civarında yeni ziraat mühendisi evet, alıyor. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz, bu meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, bu işe gönül veren Türk gençleri her zaman bu çiftçi arkadaşlarımızın yanında birlikteler. Onlarla iç içeler.
Onlardan da destek alabilirler. Evet. Sıkıştıklarında terörist hasıl olduğunda. Ama buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii yoksa çok önemli. İstedikleri neticeyi alamayabilirler. Olmaz. Yani zevkimize, keyfimize, cebimizdeki paraya göre depomuzdaki gübre miktarını gübreleme yaparsak bu tamamen tesadüf olur. Olmaz artık günümüz bu iletişim teknolojinin çok hızlı bir şekilde baş dönücü geliştiği bir çağda tarım bu teknolojiden mutlaka nasiplenmeli. Buna mecburuz da bir ölçüde Taner Bey. Bunsuz olmaz değil mi hocam? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü ülkemiz için söylüyorum ben. Bırakın dünyanın başka bir ülkesiyim. Nüfusumuz her geçen gün artıyor. Beslenme ihtiyacı her geçen gün artıyor. Tarım alanları her geçen gün daralıyor. Bunun tek alternatifi nedir? Birim alandan ürün verimini artırmak. Evet. Bunun için bilimsel bir şekilde tarım yapmaya mecburuz. Peki hocam şunu sormak istiyorum bu aşamada. Toprağı veya bitkiyi gübreye alıştırmak doğru mu? Ya da gübre zorunluluk mu? Zorunluluk tabii ki gübre. Yani neden zorunluluk? Pardon. Buyurun hocam siz devam edin. Zorunluluktur evet gübre. Niçin bir zorunluluktur? İlk çağlarda ben yine yaşadığım bölgeden örnek vereceğim. İlk çağlarda buğdayda ortalama verim doğal koşullarda insanoğlunun hiçbir şekilde toprağa müdahale etmediği tesadüfi olarak tohumları toprağa düştüğünde onların büyüyüp tekrar ürün verdiğini gördüğü zamanlarda buğdayda ürün verimi 50 kilogram, 30 kilogram biraz daha iyimser olalım 70 kilogramla sınırlıydı dönüme. Doğal koşullar. Evet. Ama artık günümüzde Trakya bölgesinde ortalama verim 600 kilogram Taner Bey. Şimdi bir taraftan bakın. 10 kat arttı neredeyse. Çok, arada çok fark var. Ortalama verim. 800-900 kilogramı zorlayan çiftçi kardeşlerimiz var. Bu anlamda gübreye mecburuz. Ancak şartları var. Şartlarına geçmeden önce peki. Hocam hemen Kırşehir'e uzanalım. Kırşehir Şahin hocam. Demirdoğan telefon attığımızda. Hoş geldiniz Şahin Bey yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler. Teşekkür ediyorum. Buyurun sorunuzu alalım hocamıza. Ben normalde Ekim'de 20 kilo gübre atıyoruz biz burada. Evet. Ekim için. Ekim için 20 kilo. Bu yıl gübre ilk hocam. Defa ümikaçt uygulaması yaptım. Dönüm bazında 1300 gram ümikaçt attım tarlaya ekmeden önce. Ne yaptık? Alo. Buyurun. Buyurun Şahin Bey. Fürik asit attınız. Doğru mu duyduk? Evet. Ümikaçt. Şey soracaktım ben. Tavuk gübresi kullanmak istiyorum. Normalde 20 kilo kimyasal gübre attığıma göre kaç kilo tavuk gübresi kullanmam gerekiyor? Ferment edilmiş. Hocam soruyu anladık herhalde. Soruyu anladım evet. Tamam. Şahin Bey bunun dışında başka bir sorunuz var mıydı? Yok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun Kırşehir'e. Hocamız sizin için yanıtlayacak sorunuzu. Buyurun hocam. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Yalnız bu soru biraz havada kaldı Taner Bey. Şimdi arkadaşımız diyor ki Ekim'le beraber 20 kilogram gübre kullandık. Hangi gübreyi kullanırız siz? Hangi bitkiyi yetiştiriyorsunuz? Sorular yok. Evet. Bunu... Sorular cevapsız. Hümik asit kullanmış. Bir de bu 20 kilogram gübreyi... Hocam hemen soralım o zaman izleyicimiz hattımızdayız. Evet soralım. Şahin Bey sanıyorum düştü hocam hattımızdan. Biz genel şeyler söyleyelim. Genel olarak özetleyelim hocam. Şimdi 20 kilogram gübre kullanıyoruz. Büyük olasılıkla ben şu... Öyle tahmin ediyorum ki azotlu gübre veriyor bu kardeşimiz. Acaba toprak analiz sonuçlarına göre mi veriyoruz biz bunu? Bir de hangi bitkiye veriyoruz? Yöntemimiz nedir? Siz tarla bitki yetiştiriyorsanız bunu dediğimiz gibi ekimle ve gelişim dönemi farklı periyodlar 2 ya da 3'e bölerek vermeniz gerekebilir. Diğer taraftan hümik asit uygulamış. Buradan şunu anlıyorum ben toprağın organik madde içeriği düşük ki herhalde ki organik gübreyle takviye yapıyoruz. Tavuk gübresi kullanmak istiyorum diyor. Doğrudur, kullanması evet. Gerekecek. Fakat tavuk gübresi, organik gübre, bunun mineralize olan gübre. Yani onun bir çiftliği var ise taze çiftlikteki gübreyi kullanmaması gerekiyor. Çünkü hem uygulama zorluğu var, hem hijyenik koşullar var, hem de hastalık bulaştırabilir. Diğer taraftan yarayışlılığı fazla olmuyor. Yani birçok sorun hocam, var. Fermante edilmiş tavuk gübresi. Fermante edilmiş gübreyi tercih etmesi gerekecek. Ama gene de burada ayrıntılı bir toprak analizine göre biz burada... Hangi gübreyi ne miktarda vereceğiz? Organik gübre tavsiyesi, takviyesine gereksinim var mı? Bunların ortaya konulup sağlıklı bir gübreleme programı oluşturmasında fayda var derim. Fayda var diyorsunuz. Bitki çeşidi çok önemli ama burada herhalde tahıl. Hocam Kırşehir'in coğrafyasını ele aldığımız İşte onu söylüyorum. Büyük olasılıkla burada tahıl yetiştiriyor evet. Arkadaşımız. Buğday, arpa, yulaf bir bitki yetiştiriyor. Orada topraklar gene kıraç, organik madde fakir.
profil derinliği zayıf. O yüzden humik asit, organik gübre, tavuk gübresi, 20, dönüme 20 kilogram büyük olasılıkla azotlu gübre kullanıyor. Bunlar söyleyebilir şimdilik. Evet, diyelim ve Sayın Demirdoğan'ın sorusunu da bu şekilde yanıtlamış olalım. Şimdi hocam, gübrelemeden bahsediyorduk, gübreden bahsediyorduk. Şimdi doğal gübre mi, yapay gübre mi dedik. Benim aklıma şöyle bir soru da geliyor hocam. Bunu sizinle de paylaştım. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. Şimdi doğal üretilen ürünler var. Piyasada bunu görüyoruz. Şey, tamamen hiçbir katkı maddesi yok diyorlar. Tamamıyla doğal. Ama bunun içinde de bir doğal gübre var zaten. Eğer ki doğal yollarla üretilmişse. Doğaldan kastımız organik diyorsunuz. Organik, evet hocam. Organik üretim. Hocam şimdi gübre sonuçta içerisinde belli maddeleri içeren bir karışım ya da bir madde diyelim. Şimdi hocam ne kadar sağlıklı gübrenin verildiği yol, gübreyle üretilmiş olan ürünler? Yani organik ürünlerle bu ürünleri kıyasladığımız zaman insan sağlığı için bir sakıncası oluyor mu? Tabii ki. Şimdi organik tarıma geçiş zorunluluğu neden doğdu? Bundan ülkemiz için söylüyorum, 15-20 yıl önce başladı. Avrupa'da tabi bu 1960'lı yıllara kadar uzanıyor. Çünkü kontrolsüz bir gübreleme bu. Kimyasal gübrelerin, dedim ya biraz önce, çok fazla verirsek ürünün kalitesini bozar. Doğal kaynaklar, suya, toprağa, çevreye zarar veririz. Evet. Kontrolsüz bir şekilde gübreleme bakıldı ki insan sağlığını tehdit etmeye başladı. Ürün verimini artırdık. Ürün verimini artırdık ama ürünün kalitesi bozuldu. Evet. Bu anlamda ürünün kalitesini bozması beraberinde onu tüketen canlıların da sağlığını bozuyor. Çünkü konsantre bir kimyasal uyguluyorsunuz siz toprağa ya da bitkiye. Hocam, çok dikkat etmek durumundasınız. Bu anlamda son yıllarda işte bu organik gübreler, organik tarıma geçiş, birçok şeyler ortaya çıktı. Bunlar belki zorlamaya başlandı, teşvik ediliyor vesaire vesaire. Çünkü bunlar doğal beslenme ortamında yapıldığı için bu tip tarım sistemi ve bu tip ürünler insan sağlığına tabii ki faydası. Kimyasal gübrelere göre, kimyasal gübre yetişim ürünlere göre daha nitelikli, kaliteli, sağlıklı. Evet. Ama işin bir de öbür boyutu var. Bunlar pahalı. Girdi maliyetleri yüksek. Yüksek. Girdi maliyetleri yüksek. Siz şimdi konvansiyonel tarımda diyelim ki 50 kuruşa mal edebiliyorsanız domatesi, organik üretimde bu belki 3 lira, 4 lira, 5 liraya çıkacak. Evet. Üretim maliyetleri artıyor. Arttırıyor. Organik tarım sağlıklı. Kesinlikle ama yaygınlaşamamasının sebebi de bu. Organik ürünlerin. Girdi maliyetlerinin girdi yüksek maliyetleri olması. Girdi maliyetleri yüksek. Çünkü bir kimyasal gübre, bakın biraz önce azotlu gübrede %85'ten bahsettik. Ülkemizde kullanılan en konsantre gübre %46 azot. Ama en konsantre, konsantreden kastımız besin içeriği en fazla olan. Evet. Azotlu organik gübreler %10'u, biraz iyimser olalım istersen %15'i geçmez. %4'tür, 5'tir. Tavuk gübresi örneğin %3'tür, 4'tür azot içeriği. Evet. Şimdi bir tarafta %3-4'lerle siz besin, bitki yetiştirmeye çalışıyorsunuz, onu toprağa vereceksiniz bitkiye. Bir taraftan da %46. Ama bitkinin ihtiyacı da diyelim ki 15 birim. Bitkiye 15 birim gerekli. Siz 15 birimi bir taraftan 46'lık birimle karşılamaya çalışıyorsunuz, diğer taraf 3'lük 4'lük birimle. 3'lük 4'lük birimle karşılarken bunun maliyeti artıyor. Çok daha fazla organik gübre gereksinimi olabiliyor. Evet. Tabii organik gübrenin çeşidine, özelliğine göre değişebilecek. O anlamda organik ürünler, ekolojik ya da biyolojik ürünler, üçü de kullanılır, aynı anlama gelir. Bunların maliyeti artması anlamında da yaygınlaşamıyor. Belli bir tüketici grubuna hitap etmek de sınırlı kalıyor ama son derece sağlıklı tabii ki. Evet. Hocam şundan dolayı sordum. Şimdi eskiden işte örnek veriyorum, bir domates yediğimizde o domatesin kendine has bir tadı vardı. O tadı hepimiz alıyorduk ama artık o tadı alamıyoruz. Yani domatesler, evet, yaz döneminde yetiştirilen domatesler biraz daha lezzetli oluyor. Veya badem için de aynı şekilde. Ya da bütün ürünler için geçerli bu. Ama hep birçok insanla konuştuğumda, ben dedelerimle, işte büyüklerimle konuştuğumda, nerede o eski meyve veya sebzeler diye hep doğru, böyle bir sitem ederler. Doğru. Acaba diyorum hocam, bunda işte bu kullanılan gübreyle alakalı bir sıkıntı. Gübreyle alakalı tabii ki. Ama burada bunu söyleyen arkadaşlarımız, biz nerede hata yaptık diye önce bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Siz toprağa gübre verdiniz. Peki soracaklar size, ben soracağım. Siz o gübreyi kullandınız. Neye göre kullandınız? Hangi yöntemle? Hangi miktarda? Ne zaman verdiniz? Bu sorunun cevabı nedir? Büyük bir ölçüde şöyledir. İşte babam böyle yapıyordu, ben o şekilde yaptım. İşte depomuzda şu gübreler vardı, buna göre yaptık. Evet. Böyle tesadüfi bir gübreleme yaparsanız siz toprağa tanar verir, bir kimyasal veriyorsunuz. Gübre, fabrikasyon üretilen ticari gübreler kimyasal maddedir. Evet. Dolayısıyla bu kimyasal maddeler toprağa, suyu,
Onun üzerinde yetişen bitkinin zarar veriyor çok fazla verirsek. Yani onun topraktaki, doğal dengesini bozuyorsunuz topraktaki hocam. Doğal dengesini bozuyorsunuz. Topraktaki besin dengesini de bozuyorsunuz siz. Bitkiler dengesiz besleniyorlar. Dengesiz beslenince bunların kalitesi de bozuluyor. Kalitesi bozuluyor. Bunların kalitesini tamir etmek, topraktaki bozulan besin dengesini sağlamak, onarmak kolay olmuyor. Toprak iklim, oradaki uygulanan tarım sistemine göre bazen bu 5-10 yıl ve onlarca yıl sürebiliyor. İşte o anlamda da işte nerede o eski ürünler? Evet tabii ama bu sorunun karşılığında da ben diyorum ki önce siz hangi gübreyi ne zaman ne miktarda nasıl kullandınız? Evet hata var belki ama hatayı önce kendimizde arayacağız öyle mi hocam? Tabii ki. Biz bu gübreler konsantre kimyasaldır bunlar. Bunları zevkimize, keyfimize, eski alışkanlıklarımıza, yandaki Mehmet Ağa'ya, depomuzdaki şeye, babamızdan, dedemizden gördüğümüze göre ya cebimizdeki paraya göre yapamayız bu işi. Evet. Yani şunu altını çiziyorum yine. Çok fazla kimyasal gübre veririz, çok fazla ürün alırız. Yapamayız bunu. Böyle bir şey. Belki yani. Aldık. Ama ürünün kalitesi bozulmuştur. O zaman dediğiniz gibi domatesin aroması, işte buğdaydaki gluten veya başka bir meyvedeki hangi aroma bozuktur. Evet. Doğrudur. Dengesiz bir beslenme vardır çünkü. Dengesizlik ortaya bitki çıkarır. Çünkü istediği besin elementi istediği oranda alamamıştır. Almasına sizin yaptığınız müdahale müsaade etmemiştir. Çok önemli. Çok önemli. Evet hocam. Adıyaman'a uzanalım burada hemen. Mevlüt Bekir telefon attığımızda. Hoş geldiniz Mevlüt Bey yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Buyurun sorunuzu alalım efendim. Sorun ben azotlu gübre kullandım. Ben 20 dönüm bir bağım var. Karışık ceviz. Fıstık ağacıyla, Antep fıstığıyla. Evet. Burada biz kışa girmeden önce sürüm yaparız. Gübreyi de toprağa serpme yoluyla karıştırabilmek için ben kullandım yani serpme yoluyla. Evet. Erken hocam dinleyince biraz erken olmuş gibi oldu. Baharda tekrar atalım mı? Yoksa farklı bir element içeren gübreler mi kullanalım? Evet. Başka bir sorunuz var mı Mevlüt Bey? Biraz önce değindiğiniz konuda da hani domatesi şöyle biz burada bölgemiz itibariyle susuz tarım yapıyoruz. Evet. Kasabanın 100 bin dönümü aşkın ekledi ve rahatı var çok geniş. O zaman esas ben şeyi de sormak istiyorum hani baharda kullanacağım gübreleri sulama şansımız olmadığı için nasıl olur? Yani bu bitki bu gübreyi susuz alabilir mi sırf bahar yağmurlarıyla falan biz o yüzden de hani güzel kullanıyoruz. Evet. O biraz önce dediğiniz domatesin kadıveren biz susuz yaparız. Ve bölgemizin çok kurak ve sıcak olan bir iklimi var. O yüzden de burada yetişen meyve sebzelerin ayrı bir tadı ve şire oranı çok yüksektir. Evet. Hocam sizin sorunuz var mı Mevlüt Bey? Yok anlaşıldı. Evet. Tamam. Mevlüt Bey teşekkür ediyoruz. Ekranınızın başından bir yere ayrılmayın. Hocamız sorularınızı sizin için yanıtlayacak. Selamlar olsun Adıyaman'a. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Orada bağ tarımıyla Antep evet. fıstığı yapıyor. 20 dönüm bağ var dedi. Gitmiştim oraya birkaç kez. Biliyorum kurak koşullarda tarım yapmak durumundalar. Orada sonbaharda bir gübreleme yapılmış. Şimdi gübre dediğimiz şey nedir? Önce isterseniz sorudan önce onu bir eksik bir ifadeyi de tamamlayalım. Gübre olarak toprağa verilen kimyasal olmazsa olmaz bir koşulu var. O da nedir? Suya temas ettiğinde maksimum ölçüde çözülmek zorunda. Yani suya muhtaç. Evet. Katı kimyasal gübreler. Suya muhtaç. Dolayısıyla suya muhtaç olduğuna göre bu suda çözünürlüğü çok yüksek. Dolayısıyla yağışlardan da çok fazla etkilenmemesi gerekiyor. Yani burada yapılacak bir gübreleme sonbahardaki, evet her ne kadar kurak bir bölge olsa da sonbahardaki hakim yoğun yağışlardan sonra yapılacak bir gübreleme çok daha etkili olur. Orada büyük ölçüde arkadaşımızın kompoze ya da azotlu gübre verdiğini tahmin ediyorum ben. Gübrenin çeşidini söylemedi ama. Bu yağışlar geçtikten sonra gübreleme yapması gerekecek. Peki ilkbaharda tekrar gübre vermem gerekir mi? Gerekebilir. Bunu nasıl yapacağız? Burada da etkili ilkbahar yağışlardan önce biz bu gübreyi vermemiz gerekiyor. Tamam yağış yok orada ama nihayetinde burası çöl değil. Mutlaka düşecektir. Az da olsa yağış düşecek. İşte gübrelerin en önemli özelliği suya temas ettiğinde maksimum çözünürlük dedik. Maksimum çözünürlükten biz yararlanabilmemiz için bu yağış koşullar, uzun yıllar meteorolojik verileri dikkate alarak orada işte meteoroloji raporlarını takip ederek işte 2 gün sonra yağış geliyor veya 5 gün sonra gelecek gibi bu yağışları takip ederek biz gübreyi toprağa vermemiz gerekecek. İlkbaharda da etkili yağışlardan önce verirse
sağlıklı bir gübreleme yapmış olur. Susuz tarımla ilgili hocam olarak gübre kullanabilir miyiz demişti. Bununla ilgili olarak? Susuz tarımda da sonuçta toprakta belli bir rutubet var. Bir şekilde oraya dediğimiz gibi yağış düşecek. Evet. Toprağın bünyesinde belki susuz tarımda şöyle yapabilir ama tabi burada yine sonuçta belli bir 3 ayda 5 ayda da bir olsa yağmur gelecek. Mutlaka. Veya olanaklar ölçüsünde diyorum yine belki bir yerden su getirebilecekse en azından toprağa verdiği o katı kimyasalları ki gübre diyoruz biz onlara bir şekilde çözünürlüğünü sağlayabilirse çok daha etkili bir gübreleme yapmış olur. Evet. Böyle diyelim ve Mevlüt Bey'in sorularını da bu şekilde yanıtlamış olalım. Hocam sizinle dedim ya zaman nasıl akıp geçiyor ben bile farkına varamıyorum. Yine programımızın sonuna geldik. Ama bizim daha çok söyleyeceklerimiz vardı. Evet hocam söyleyeceklerimiz o kadar çok ki ama artık bunları da önümüzdeki haftaya bırakalım. İzleyicilerimiz de önümüzdeki hafta diğer konu başlıklarını yine ekranlarından takip etsin. Söyleyecekleriniz var mı hocam son olarak toparlamak gerekirse bugüne dair? Bugünle ilgili şunu söyleyebiliriz. Gübre tarımda olmazsa olmaz vazgeçilmez bir girdidir. Ve tek başına diğer tarımsal girdilerin getirisinden çok daha fazla getirisi vardır. Bu anlamda gübre tarımda vazgeçilmezdir. Fakat bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bilinçli kullanım yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde kaç yapalım derken göz çıkarma olasılığımız çok yüksek. Azı karar, çoğu zarar diyelim. Bu slogana gübre kullanımı için uymak gerekecektir. Evet. Uygulasın diyelim üreticilerimiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ağzınıza ediyorum. Sağlık. Bu hafta da yine çok değerli bilgilerinizi, engin görüşlerinizi bizlerle ve izleyicilerimizle paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum Taner Bey. Evet sevgili izleyiciler, böylece Uzmana Sor Bitki Besleme programının bugün de sonuna gelmiş olduk. Profesör Doktor Aydın Adiloğlu hocamızla birlikte Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Adiloğlu hocamızla birlikte bu hafta gübreyi masaya yatırdık. Yarım kaldı ama şunu da hemen hatırlatayım size. Önümüzdeki hafta gübreleme yöntemlerini, gübrelemenin yararlarını ve diğer merak edilen tüm başlıkları sizler için yine bu ekranlardan konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.